binlerce lezzetli anlar mutfağından herkese merhabalar. Bugün sağlık dolu, şifa dolu, lezzet dolu bir çorbayla sizlerle birlikteyim. Kırmızı pancar çorbası. İçerisinde sirke kullandık, soğan kullandık, lezzetlendirdik, pancarımızı güzelce haşladık, püre haline getirdik. Tabii ki tarifi birazdan hep birlikte izleyeceğiz. Malzeme listesi ekranlarınıza gelecek. Lütfen kaçırmayın. Fotoğrafını çekin, kaydedin. Mutlaka evinizde deneyin. Hadi buyurun tarife geçelim. Pancar çorbası için malzemelerimize 2 adet büyük boy pancarımız var. Pancarı ben önceden haşladım yumuşayıncaya kadar. Tabii ki siz eğer marketten hazır alacaksanız bu işlemi yapmanıza gerek olmamaktadır. 2 adet büyük boy pancar, 1 adet soğan yemeklik şekilde doğradım. 2-3 yemek kaşığı kadar elma sirkesi kullanacağım. 2 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. 1 yemek kaşığı dolusu tepelemede un kullanacağım. Malzemelerimiz olarak öncelikle yağımızı eriteceğiz. Daha sonrasında diğer işlemlerimizi hep birlikte devam ettireceğiz. Tereyağımızı, 2 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremizin içerisine alıyoruz. Yağımızı eridi. Bir tepsiye unumuzu ilave ediyoruz. Ve 2 dakika hemen karıştıracağım. Unun o cheese tadının kalmasını istemiyorum. Ardından soğanlarımızı ilave edeceğiz. Birkaç dakika soğanlarımı soteleyeceğim. Bu şekilde. Küp şeklinde doğradığım ve benim daha önceden haşladığım pancarlarımı ilave ediyorum. İçerisine 3 su bardağı su ilave edeceğim. Ocağımızın altını kısabiliriz bu aşamadan sonra. Hemen karıştıralım. İçerisinde un da var çünkü. Çorbamızın rengi evet pembeleşmeye başladı bile. Bu aşamada 3 su bardağı suyu daha önce haşladığım pancarın suyunu da ilave edeceğim. Burada yarım su bardağı çıktı. Ben bunu 3'e tamamlayacağım tabii ki. 3 su bardağını toplam şu an 1,5 su bardağı kullandım. İki buçuk su bardağı suyum oldu. Son yarım su bardağı su ilavesinde bulunacağım. Evet, son yarım su bardağı suyumu da ilave ediyorum. Rengini görüyorsunuz sanırım orada. Daha sonrasında bunu blender ile çekeceğiz. Öncelikle lezzetlerinin bütünleşmesini istiyorum tabii ki. İçerisinde soğanımın, pancarımın, tuz, karabiber ilavesinde mutlaka bulunacağız. Tabii ki sirkemiz de, elma sirkemiz de en son ilave edeceğiz. Şimdi altını biraz açacağım. Kaynayıncaya kadar içerisinde un da olduğu için karıştırarak çorbamızı pişireceğiz. Daha sonraki aşamaları tek tek birlikte ilerleyeceğiz zaten. Evet, çorbamız iyice kaynadı. Kokusu gerçekten güzel geliyor çorbamızın. Blender'dan geçireceğim. Ocağımızın altını kapatıyorum. Hemen blender'dan geçireceğim. Blender'dan geçirdim. Tamamen püre haline geldi. Görüyorsunuz burada. İçerisine tuz, karabiber ekliyoruz. Bu oran tamamen size kalmıştır. Biraz tuz ve karabiber ilave ediyorum.
ülkemizi ilave edeceğiz. İsterseniz siz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Ben genelde birçoğu lezzetimde elma sirkesini tercih ediyorum. Eğer tabii ki ev yapımı bulabiliyorsanız çok daha sağlıklı. Sirkemizi ilave ettik. Koyuluk sevme durumunuza göre öncelikle 3 su bardağı su ilave ettik. Bu ilk aşamamızdı. Su oranı sevmenize göre su ilavesinde bulunabilirsiniz. Ben biraz daha su ile ekleyeceğim içerisine. Şöyle 1 su bardağına yakın su aldım. Karıştırdıkça ilave ediyorum. Çünkü pancarı haşladığımız için pancarın kendi suyu da var. Bunu da bırakıyor ama çektikten sonra daha bir püre haline geliyor. O yüzden ilk aşamada 3 su bardağı suyumuz yeterli oluyor. Daha sonrasında da isteğimize göre ilave edebiliriz. Şu an için benim için oranı yeterli. Ben yaklaşık 1 su bardağına yakın su ilave ettim. Siz ister hiç ilave etmeyebilirsiniz ya da hani 1-1,5 su bardağına yakın ilave edebilirsiniz tercihinize göre. Şimdi pancar çorbamız hazır. Sunum aşamamıza geçelim hep birlikte. İşte pancar çorbamızın son hali sizlerle. Ben pancarlardan isterseniz siz de yapabilirsiniz. Küçük bir parça ayırdım. Üzerine küpler halinde doğradım. Dereotuyla lezzetlendirdim. Bu şekilde soframa ikram edeceğim. Akşam için güzel bir lezzet oldu. Hem mevsiminde hem de sağlık dolu güzel bir çorba. Sevdiklerinize ikram edebileceğiniz, küçükken çocuklarınızı alıştırabileceğiniz bir lezzettir. Bu lezzetle, bu tatla birlikte daha yumuşak hale geliyor. Pancarın o toprak kokusu içerisindeki soğanla birlikte, sirkeyle birlikte bütünleşince yok olup gidiyor. Beğeneceğinize umduğum bir çorba, beğeneceğinize emin olduğum bir çorba. Beğendiyseniz lütfen yorum ve görüşlerinizi, önerilerinizi benden esirgemeyin. Aboneliğinizi bekliyorum. Abone olmak ücretsizdir. Sevgi ve sağlık dolu günler dileğiyle. Afiyet olsun.